Boy Sports ekranlarından herkese merhaba, ben Dilay Ertürk. Haberlerden habersiz kalmayın diye haberleri sunduğumuz serimize tekrar hoş geldiniz. Şimdi sırada haberler. Apex Legends bir sene önce paylaşılmış. Reddit kullanıcısı Itisonix, Apex Legends'ı yeni Titanfall Battle Royale oyunu diyerek bir yıl önce paylaşmış. Bu paylaşımı Reddit'te mini harita paylaşarak haritanın Titanfall Battle Royale oyununa ait olduğunu söylemiş. Reddit okurları maalesef ona inanmamışlar. Ama günümüzde Apex Legends oyun dünyasını tam anlamıyla kasıp kavuruyor. Galacticos'ta yaprak dökümü. Geçtiğimiz hafta Naru, Elvin'in Twitch yayınına katılarak yaptığı açıklamalarla bir aile merak uyandırmıştı. Bu yayında takımın yenilenmeye gittiğini açıklayan Naru, kendisinin de sağlık sorunlarından dolayı ara vereceğini açıkladı. Rovellius'un da banının açılmasıyla geçtiğimiz hafta sonu VFŞL maçlarına farklı bir kadro ile çıkan Galacticos'un performansı sizce nasıl değişecek? Yorumlara yazabilirsiniz. Bayern Münih'ten espor atağı. Bayern Münih Başkanı Uli Hoeneß daha önce yaptığı açıklamayla espora sıcak bakmadıklarını belirtmişti. Geçtiğimiz hafta yapılan toplantıdaki açıklamaları ise e-spora biraz daha ılımlı yaklaştığını düşündürttü. Yaptığı açıklamada e-sporun önemli veya gerekli olup olmadığını tartıştıklarını belirtirken önümüzdeki zamanda bu konuyla ilgili bir atılım yapabileceklerini söyledi. PlayStation Plus ile Mart'ın bedava oyunları. Mart ayında PlayStation Plus'ın üyelerine ücretsiz olarak vereceği oyunlar belli oldu. En çok dikkat çeken oyunlar ise Call of Duty ve The Witness. Sony'den yapılan açıklamaya göre ayın ücretsiz oyunları şu andan itibaren indirilebilecek. IEM Katowice Major şampiyonu Astralis. Turnuvanın favorisi olarak gösterilen ve CSGO sahnesinin uzun süredir bir numarası olan Danimarka ekibi finalde Finlandiya asıllı oyunculardan oluşan ENS'i 2-0 mağlup ederek 500 bin dolar ödülün sahibi olurken aynı zamanda toplam 3 Major turnuva kazanarak bir rekora imza attı. Turnuvanın en değerli oyuncusu yine Astralis takımından Makex oldu. Sırada Boy Sports'tan haberler. Hacettepe Üniversitesi'nin düzenlediği CS Unilig turnuvasında Boy Sports ve Hacettepe Guardians finale kalan isimler olmuştu. Çekişmeli geçen 4 roundun ardından 3-1'lik skorla kazanan takım Boy Sports oldu. Guardians'ı güzel oyunlarından dolayı tebrik ederiz. CTS FIFA 6 geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Kıran kırana geçen mücadeleler sonucunda turnuvanın şampiyon ikilisi Furkan ve Emir oluyor. Bu ekip gelecek hafta düzenlenecek olan Bavu FIFA Kulüpler Şampiyonası'nda kulübümüzü temsil edecek. Bavu Esports Futbol ekibi Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Halı Saha Şampiyonası'nda 3. hafta rakibi Kariyer Gelişim Kulübü'nü 4-1 mağlup ederek gruptan 2 galibiyet 1 beraberlik ile namağlup lider olarak çeyrek finale çıkmayı hak kazandı. Bu haftaki haberlerin de sonuna geldik. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.